Rabbimize hamdolsun. Benim yaşım 30. 31'e gireceğim. Allah izin ömür verirse. Benim evliliğim çok farklı şekilde oldu. Ben Şırnak'ta asker yapıyordum. Geldim eşimle kaçırarak evlendim. Ve 2 günde evli kaldım. Karpuz vardı burada. Ne evlendiğimi anlayamayarak tekrar Şırnak'a geri döndüm. Askerdim. Ve o zamanlar ahdettim. Dedim Rabbim bana bir erkek evladı nasip ederse ve Yüce Rabbim bir şeyler kazanmayı nasip ederse bana neyim var neyim yok ortaya döküp evlatlarıma dedim arzu ettiğim gibi Rabbim nasip ederse bir sünnet cemiyeti yapacağım dedim. Ve çok şükür Rabbim şöyle buyuruyormuş ki Rabbim diyormuş ki de ben diyormuş kuluma yaşatmayacağım hiçbir şeyi hayal ettirmem diyormuş. Ki gerçekte bu hayal ettiğimi şükür Rabbime akşam da yaşadım bu cemiyette bugün de yaşıyorum. Her insana nasip olmaz 30 yaşında, 31 yaşında böyle bir sünnet cemiyeti yapmak. Çok şükür, hamdolsun ki istediklerim oldu. Bu cemiyette, bu konsepte emeği geçen bütün öncelikle başta olmak üzere Yusuf abime, Aslan abime, Alkan abime ve bütün yeğenlerime, yengelerime, emeği geçenlerin hepsine binlerce Allah razı olsun. Binlerce onlardan teşekkür ediyorum. Ben onların en ufak kardeşiyim.
Hani hep babam öldü, babam yok zannediyordum ama gerçekten abilerin baba olmasını şimdi ben gördüm bu cemiyetinde. Allah onları ölümden eksik etmesin. Allah başından onları eksik etmesin. Şunu da söyleyeceğim. Biraz rahatsızım. Şükür Rabbime şu an iyiyim de. Hani belki oğlumun, evlatlarımın belki mühretini belki görüp göremeyeceğimi Rabbim bilir. Allah'ım inşallah sünnetlerini gösterdi. İnşallah Rabbim evliliklerini de inşallah yüce Rabbim bana göstermeyi nasip etsin inşallah. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Herkesten binlerce Allah razı olsun. Abi. İnşallah dinlenir, görüşürüz. Hadi hep beraber, el sallayalım. Hadi kızım. Sabahattin abiye de çok çok teşekkürler ediyorum. Herkesle başka cemiyetlerde görüşmek dileğiyle. Herkesi öpüyorum, herkesten Allah razı olsun. Hoşça kalın arkadaşlar.